Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika ziyaretinin son gününde New York'taki Türk evinden ayrılırken kapıda onu bekleyen kalabalıkla sohbet etti. Erdoğan ve Alaska Türkleri arasında bakın nasıl bir diyalog yaşanır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'taki temaslarının son gününde Türk evinden ayrılırken büyük bir sevgi gösterisiyle karşılaştı. Erdoğan, binanın önünde bekleyen kalabalığı tek tek selamladı. Erdoğan'la kalabalığın arasında bekleyen Ahıska Türk'ü arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı. Üçün nereden geldik? Nereden geldiniz? Philadelphia'dan. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ayağına taş gülde. Size feda olsun. Çok dua ediyorum. Kaçın Allah başınıza. 78. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Erdoğan, Türk evinde kabul ettiği Ahıska Türklerine Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarını takdim etmişti. 2022 yılından bu yana 820 soydaşımız Türk vatandaşlığını kazandı diyen Cumhurbaşkanı, Ukrayna'daki olaylar başladıktan sonra da 1000 ailenin Türkiye'ye getirildiğini anlatmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Amerika temasları sırasında Türk evinde devlet başkanı eşlerini ve uluslararası kuruluş temsilcilerini ağırladı. Sosyal refahın adil dağılımına dair yaptığı konuşmada çok önemli mesajlar verdi. Türkiye'nin milli gelirine oranla en fazla yardım yapan ülke konumunda olduğunu da hatırlattı. Varisi olduğu köklü miras çerçevesinde devletimiz bugün de dünyanın vicdanı olmayı sürdürmektedir. Amerika Birleşik Devletleri ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan'ın da yoğun bir programı vardı. Erdoğan, New York'taki Türk evinde devlet başkanı eşleri ve uluslararası kuruluş temsilcilerini ağırladı. Sosyal refahın adil dağılımı hakkında konuşma yaptı. Çok sevdiğimiz bir söz, az veren candan, çok veren maldan verir der. Yeryüzündeki hiçbir acıya bigane kalmayan Türk insanı sayesinde ülkemiz milli gelirine oranla en fazla yardım yapan ülke durumundadır. Emine Erdoğan 6 Şubat depremlerinde gösterilen dayanışmaya da değindi. Dünyanın dört bir yanındaki dostlarımız, şehirlerimiz harabeye dönerken gönül mabetlerimiz yıkılmasın diye seferber oldular dedi. Erdoğan, Manhattan'daki Rockefeller Center'da Türkiye İş Kadınları Derneği'nin düzenlediği Dünyaya Yön Veren Kadınlar etkinliğine de katıldı. Çoğu girişimci kadınlardan oluşan topluluğa hitap etti. KOSGEB aracılığıyla kadınların üretime teşvik edildiğini, KOBİ kredilerinde kadın girişimcilere pozitif ayrımcılık yapıldığını vurguladı. Emine Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden'ın ev sahipliğindeki davette de lider eşleriyle bir araya geldi. Emine Erdoğan, davetin ardından sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, çevre, kültür, eğitim başta olmak üzere pek çok konu hakkında fikir alışverişinde bulunduk diyerek Jill Biden'a teşekkür etti.